Tamam, sakin ol. Alo. Merhabalar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndan Güvenç ben. 17. cadde ile 20. caddenin kesiştiği noktada ben bir trafik kazası geçirdim. Evet. Evet. Yanımda arkadaşım ağır yaralı. Evet. Yardım ekiplerini gönderirseniz çok sevinirim. Evet. 17. cadde ile 20. caddenin kesiştiği nokta. Teşekkürler. Sağ olun. Travma tahtasını alalım. 2, 3, sürükle. Tamam, demirleri bağlıyoruz bir tanesine. Kaldırıyoruz. Tamam, temelleri bağlayacağız. Kaç tam temel olacak? Geçmiş olsun Ulaşım Dairesi'nden Volkan ben, kaza araştırma ekibinden. Hoş geldiniz Kültür Sosyal İşleri'nden. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Kazanın oluş şekli nasıl oldu? Kısaca bahseder misiniz? Kaç kişiydik? İki kişiydik, arkadaşımla evet. Beraberdik. Şu istikametten aşağı doğru geliyordum. Telefonla konuşuyordum. Bir an dikkatim kayboldu ve kubaları görmedim. Direksiyon hakimiyetimi kaybedip işte kaldırıma çıktım. Arkadaşımız nasıl? Arkadaşımızın durumu iyiymiş sanırım. Bilinci açık, kolunda bayağı bir ağrısı vardı. Ekiplerimiz hemen müdahalelerini ettiler. Onu direkt hastaneye götürdüler. İşaretlemede herhangi bir eksik var mıydı sizin gördüğünüz puan? Hayır, tamamen benim dikkatli anlattığım.
39.001 kapsamında her yıl düzenli olarak belediyemizin eş güdümlü birimleriyle koordinemize bir trafik kazası anında yaralanan bir vatandaşımıza, burada maddi kayıplarımız da oluyor ama yaralanan vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşıp kendilerini hastanelere sevki ile ilgili bir senaryo tatbikatını şu an yapmış bulunmaktayız. Bu amaçla da burada güzel bir senaryoyu arkadaşlarımızla uyguladığımızı düşünüyorum. Yani iş yerime gelirken önce iş yerinde bir olay mı var diye heyecanlandım. Ama sonrasında baktım belediye ekiplerini görünce herhalde tatbikat olabilir diye düşündüm. Sonra yetkili arkadaşlarla sizlerle görüşünce tatbikat olduğunu gördüm de bu kadar gerçekçi bir tatbikat olduğunu hiç görmemiştim daha önce gerçekten. Tüm kazalarda olması gereken olduğu gibi işte sonra ambulans geldi. İtfaiye bu arada aracın içerisindeki yaralıları çıkarmakla uğraşıyordu. Hastaneye nakil etmek için harekete geçti. Yani gerçek gibi bir şeydi yani. Ben de iş yerimden izledim. Gerçek sandım, gerçeği aratmayacak düzeydeydi. Çok koordineli bir şekilde hareket ettiler, çok hızlı müdahale edildi. Çok mutlu oldum böyle olmasına. Yani bir kaza durumunda bu kadar hızlı müdahale edilmesi can kaybını da önler. Erken müdahale çok önemli çünkü. Çok başarılıydı, güzeldi. Sistemde koordineli hareket ettiler.